hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte gece 3'te çok farklı bir video izleyeceğiz arkadaşlar. Yurt dışında sevdiğim bir kanal son zamanlarda bir paranormal olay yaşamış ve bugün onları anlatacak arkadaşlar. Biz de o videoyu izleyeceğiz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok böyle video izleyeceksiniz. Mutlaka aşağıda video beğenmeyi unutmayın. Evet, videosunu izleyeceğimiz arkadaş burada. Bu arkadaşı tanıyorsunuz zaten. Daha önce bunun videolarını izlemiştim. Neyse hadi videomuza geçelim. Bu arada iyi misiniz arkadaşlar? Bayağıdır halinizi hatırınızı sormuyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir herhalde. Bu arada şeye tekrar başlıyorum arkadaşlar. Önceden bu bir önceki videomdan beğendiğim en iyi 5 yorumu ekrana koyuyordum. Bu videoda tekrar başlıyorum arkadaşlar. Bu videonun yorumlarından aldığım en iyi 5 yorumu bir sonraki videomda ekrana koyacağım. Aynı bu şekilde. Şu an koydum bakın. Koyduklarım bir önceki videonundu. Bu videonun altına yorum atıp bir sonraki videomu izleyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda da bu şekilde 5 kişi alıp kullanacağım dostlarım. Bunu seviyordunuz. Tekrar geri getiriyorum. O yüzden yorum atmayı unutmayın ve bir sonraki videomda izlemeyi unutmayın. Belki de sizi kullanmışımdır. Hadi şimdi videomuza geçelim. Şimdi bu olayı anlatıyorum. Bu kaldığı, yaşadığı evde 1902'den kalma bir babaanne varmış. Yani büyük anne varmış. Ve bu kadın yaşadığı paranormal olayları şu anda anlatıyor. Evde böyle camlar kırılıyormuş. Gecenin ortasında sesler duyuluyormuş falan filan. İşte bugün o evdeler arkadaş. Evi burada. Eski bir mal kâhne gibi düşünebilirsiniz. Güzel bir ev var. Videonun ilerleyen kısmında neler karşımıza gelecek bilmiyorum. Ben de izledim. Çünkü şimdi Bodrum'a iniyoruz. Beni takip et diyor. Bodrum genelde ürkütücü olur diyor. Aynı benim dediğim gibi. Her oyunda Bodrum'a girmekten korkarım. Oynadığım oyunlarda. Burada da IFM metri diye bir şey var. Ve bu da evdeki frekansları ölçüyormuş. Yani eğer bir böyle insan dışı varlık olursa bu frekansları yüksek gözükecekmiş. O da yanında tutuyor. Hani olur ya belki bir şey görürler. Hani belki o yüzden yanında tutuyor ki. Şimdi o gördüğün şey kırmızıya gelirse sıkıntı var. One Chip Challenge diye bir şey var elinde ve bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Sanırım hiçbir bilgim yok. Spirit Box diye bir şey var elinde. Bu da radyoaktif dalgaları ölçüyor. Şimdi tek chip şeyini yapacağım diyor. Challenge'ını yapacağım diyor. Bunu kaçırmak istemiyorum. Bing bing diye sesler geliyor ve bunun ne anlamına geldiğini bilmiyorum diyor. O da bilmiyor. Ben de bilmiyorum, o da bilmiyor. Hadi bakalım. Karambole video çekiyoruz şu an. O da karambole çekiyormuş. Ben de karambole çekiyorum. Aynı ben. Sıcaklık değişimlerini görebilirsiniz diyor. Bakın burada sıcaklık sürekli değişiyormuş. En başta 0'mış, şimdi 3 olmuş. İçindeki pil mi ısınıyor acaba diyor arkadaşına. İçindeki pil ısındığını düşünmüyorum. Pil niye ısınsın? Bir şeyler duydum diyor. Bir saniye, bir yere gidiyor arkadaşlar. Dostlarım bu arada videoyu beğenmezseniz destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Aranızda hala beğenmeyen varsa videoyu beğensin. Bir de kanalıma abone olsun. Ya aranızda var mı sağlam olmayan? Olsun. Ülkütücü bir Bodrum, buradan gidelim diyor. Heh, geri geldi arkadaşlar aynı yere. Maksimum seviyeye ulaşmış sıcaklık. Tamam. O zaman şeyi çıkardı. O ne lan o garip bir şey. Onu çıkardı işte, garip bir şey vardı ya. Yahoo diye bir ses duydum diyor. Tamam. Bunun adına ruh kutusu dedi arkadaşlar. Bu ses çıkaran şey var ya, ruh kutusu dedi. Aynı sesi duyup duruyorum diyor. Ne dediğini anlamıyorum diyor. Buradan sanırım bu varlıklarla iletişime geçmeye çalışıyor. Yapmamı istiyorsun diyor. Tam bu şeyi yiyecek bu arada arkadaşlar. Bu sanırım bir tür yosun olması gerekiyor sanırım. Perili eve şu an meydan okuyorum diyor. Anlamadım şu an ne yaptığını, nasıl bir ritüel yaptığını bilmiyorum arkadaşlar. Çok bir bilgim yok. Ama garip bir şeyler yaptığını anlayabiliyorum şu an. O nasıl bir şey lan? Neydi o? O neydi harbiden? Saf falan diyor. Onlarla konuşmaya çalışıyor şu anda. Ne yaptığımı biliyorum diyor. Hey, what are you doing? Aynen lan. Bu arada o radyonun içinden böyle sesler, konuşma sesleri geliyor gibi. Hey, what are you doing dedi az önce. Aynanın karşısına geçti. Burada biri var mı diyor. Aynaya bakıyor. Bay dedi, kapattı. Başka bir odaya gideceğim diyor. Burada çok kişi yok dedi. Allah Allah. Bunu ne yapıyor bu çocuk, ben anlamadım. Aşağıda yaptım ama orada çok kişi yok. Şimdi burada yapacağım diyor. Başka odaya geldi. Yukarı çıktı daha doğrusu. Ben ruh olsaydım çok huzurlu hissederdim falan filan bir şeyler diyor. Evet, bir odaya geldi ve oda gerçekten garip. Değişik figürlerle ve bir şeylerle dolu. Yani gerçekten garip bir oda. Şimdi burada Ovilus diye bir program kullanacak. Devil diyor. Şeytan. Bu nasıl çalışıyor? Year Devil. Tamam, yıl şeytan. Here, head, kafa, nana. Ne oluyor lan? Nana, nana diye biri varmış burada. En azından cihaz öyle söylüyor. Meydan okumamı ister misin diyor. Bir biber turu varmış. Sizi eğlendirmek için buradayım diyor çocuk. Yani bunu yememi istiyor musun diyor. Hey!
Ben gerçekten anlamadım şu an nasıl bir yerde, ne yapıyor yani, ruhlarla dalga mı geçiyor yoksa gerçekten dediği gibi onları eğlendirmeye mi çalışıyor yoksa başka bir şey mi yapıyor, ne yapıyor anlamadım. Ama buradaki ruh onunla bulaşmasını istemedi, şimdi başka bir yere gidecek. Nana, sanırım ruhun adı Nana'ydı. Nana biberi yememesini, yani o içindeki çipi yememesini söyledi. Şimdi de o olayları anlatıyor. Tamam, çipi yemedi ama şimdi başka bir yere gidecek sanırım. Ruhları eğlendirmek istiyorum diyor. Ruhları eğlendirmek beni de eğlendiriyor diyor. Buradaki her şey çok huzurlu diyor. Hadi lan oradan. Biraz geç çevirdim arkadaşlar. Bu arada ses gecikmesi yok, ses kayması yok. Ben biraz geç çevirdim anca anladım. Anca şey yaptım böyle, İngilizce'den Türkçe'ye böyle vijit çevirdim anca getirdim. Şimdi ustaya doğru gidiyoruz diyor. Usta ne demek lan? Yukarı üst katta bir usta varmış. Yani en baba ruh. Nasıl diyeyim ya? Usta işte. Usta. Usta varmış üst katta. Şimdi buna meydan okumak biraz zor diyor. Yemiyor diyor. Buna meydan okumak biraz zor diyor ama deneyecekmiş. Burası mükemmel bir yer diyor. Şey oldu az önce. Anlamadık. Az önce bir şey oldu arkadaşlar. Anlamadım. Anlayan varsa yazsınlar. Önümden bir şey geçti sanki ama anlamadım ne geçti, görmedim de. Gören varsa yoruma yazsın. Yediğim şeyler son derece baharatlı. İşaret istiyor şu an. Sıcaklıklar biraz ısınıyor diyor. Yani sıcaklık artıyormuş. Bir şeyler oluyor garip garip. Bu ne oğlum, radyo gibi oldu lan. Yememi istiyor musun diyor. Bir işaret ver diyor. Harbiden müzik lan, bu radyoya çevirdi. Ne yapıyor? Bu ne lan? Mario oldu. Kameraman odadan çıktı. Kendi çekmeye başladı. Kameramanı odadan dışarı çıkarttı ve şu an videoyu tek başına çekiyor. Tamam. Ben buradayım, benimle konuş diyor. Odada sadece ben varım diyor. Yememi istiyor musun diyor. Baharatlı şeyi. O challenge şeyini. Benim için 3-2-1'den geri sayabilir misin diyor. 2-1. Here I go. Acı çekiyorum diyor. Hello. I heard you say hello. Was that you? Dolabın üstünde bir ses duydum. Sen miydin o diyor. Bu sen misin diyor. Bir ses duydum diyor. Oğlum bu çocuk nasıl bir yerde ya? Ben anlamadım. Bu çocuk ne yapıyor? Nasıl bir yerde şu an? Odadan bir şeyler taşıyabilir miyim diyor. Hayır dedi. Uyumaya git diyor çocuk. Okey. Ruh. Radyodaki kişi. Uyumaya git diyor işte. Oradan da çıkmış ve olayları anlatıyor. Arkadaşlar ben şu an işin içinden çıkamadım. Bu çocuk ne yapıyor? Ben ne izliyorum şu anda? Ne oluyor oğlum? Ben hiçbir şey anlamadım. Allah Allah. Tavan arası ne derseniz artık, boşluk ara buraya girecek. En perili ikinci yer diyor. Bir önceki yer en perili yerdi. Burası da bir ondan önceki, ondan sonraki bir sonraki yer. Şey yemek istemiyorum diyor. Sinyal şeylerini değiştirmiş arkadaşlar. Sinyal frekans ayarlarını değiştirmiş. Bip sesi duyuyorum diyor. Burası garip bir oda diyor. Oda değil ki burası. Boşluk anasını satayım. Oda mı bura? Burada ruhlar bizi ağırladı ve eğlendirdi diyor. Oğlum bu çocuk garip. Vallahi garip. Ben bu çocuğun videosunu izlemek istemiyorum. Bu çocuk garip. Işıkları kapat diyor. Tamam. Bak bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ya diye bir ses geldi. Ya. Mom. Tamam. Anne diye bir ses geldi radyodan. Bu riskli. Tamam. Ben hiçbir şey anlamamaya başladım gerçekten. Çocuğun amacı ne? Ne yapmaya çalışıyor? Ne yaptı? Videoda ne oluyor? Anlamadım arkadaşlar. Sadece bir ritüel yapmaya çalışıyor. Odada evdeki, evde bir sürü ruh var. Yani o ailenin eski ruhları var. Ve o ailenin eski ruhlarının öldükleri yere gidiyor. Odada, evde öldükleri yerlere gidiyor. Orada ruhlarla konuşmaya başlıyor. Ve bir elinde bir madde var. Onu yemek istediğini veya istemediğini söylüyor. Bahsettiğine göre ruhlar o acı çektikçe eğleniyormuş. Yani o şey o yüzden baharatlı ve acı. Acı çekiyorum demişti zaten. Her neyse. Olayları anlayan varsa mutlaka yorumun arkasında yazsın. Okuyalım biz de bilgilerini arkadaşlar. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Belki onlar nasıl bir ritüel olduğunu biliyordur. Onlar ne olduğunu, şu çocuğun ne yapmaya çalıştığını biliyordur dostlarım. Kendinize iyi bakın. Ben şimdilik kaçıyorum. Eğer izlemeyseniz aşağıdaki videoları izlemeye devam edin. Şuradan da kısa bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olun dostlarım. Hoşçakalın. Videoya yorum atmayı unutmayın ve bir sonraki videoyu izleyin. Belki sizi kullanırım. Hoşçakalın.